Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz sık sık çocuklarımızı burada nasıl yetiştireceğiz? Müslüman çocuk yetiştirmek için nelere dikkat edelim? Başlığında toparlanabilecek sorular soruyorlar. O kardeşlerimize ısrarla artık dünyada Avrupa, Amerika, Avustralya, Afrika değil, dünya var. Bu global dedikleri yaşam tarzında artık Müslüman neredeyse kutuptan kutuba, doğudan batıya aynı sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Çocuk yetiştirmek Mekke'de de zor, Medine'de de zor, İstanbul'da da zor, Viyana'da da zor, Hollanda'da da zor, İngiltere'de zor, zor, zor. Ama mümkün değil, asla doğru değil. Mümkün. Neden? Çünkü Müslüman kıyamete kadar Allah'ın kuludur. Kıyamete kadar İslamiyet geçerli. Asla ve kat'a olmayacak bir şeyi Allah bizden istemez. Nuh aleyhisselamın zamanından da zor değil ya, Lut aleyhisselamın zamanından da çetin yaşamıyoruz ya. Yani zorluk var ama imkansızlık yok. O kardeşlerime dedim ki, ana hatlarıyla size birkaç nokta sayayım. Onları siz not edin. Ayrıntıları kolay. Temelde şöyle yapabilirime inanacağın bir 12 maddeyi kavradı mı aile? Allah'ın izniyle çocuk yetiştirmek kolay. Çocuk yetişmese bile çocuk yetiştirmiş mümin anne, mümin baba olarak yaşayıp ölmek Allah'ın izniyle mümkün. Yeter ki umutsuz olma, yeter ki kendini Allah için iş yapan bir anne, bir baba görmeye çalış. Mümin çocuk yetiştirmek isteyen mümin babaya, mümin anneye dedim ki, şimdi söyleyeceklerimi say. Birinci işin. Sakin ol. Korkma. Korkma. Korktuğunu, heyecanlandığını, başaramayacağına dair inancın olduğunu şeytan hissetmesin. Seni daha fazla ürkütür, korkutur, olacağı da olmayacak hale getirir. Sakin ol. Sen ilk değilsin. Senden önce başında peygamberlerin bulunduğu aleyhisselam milyarlarca kulu Allah'ın bu sınavdan geçtiler. Hiç kimseye yetişmiş çocuk, hazır çocuk çanakta sunulmadı. 3 tane, 5 tane mucizesi Allah-u Teala'nın dışarıda istisna tutulursa her anne, her baba, her Allah diyen, her ahiret endişesi olan, her cennette çocuklarıyla beraber olmak isteyen ana, baba bu dertle kavruldu. Ama Allah kimseyi yalnız bırakmadı. Çocuklarına kavuşamasalar bile Allah'a kavuştular. Cennete kavuştular. Anne, baba, sana söylüyorum. İlk işin, temel prensibin korkmayacaksın. Allah'la berabersen, Allah için gerçekten yapıyorsan, gösteriş diye bir derdin yoksa, büyüsün çocuğun da, mühendis olsun da, ekonomik imkanımız iyi olsun ama Müslüman da olsun felsefesinde değil. Allah'tan geldim, Allah'a gidiyorum ve mümin bir çocukla gideyim. Çocuğum Rabbim'de, Rabbimin huzurunda yüz akım olsun diye düşünüyorsan, bir numaralı görevin korkma. Allah şeytana karşı bile seni yalnız bırakmıyor. Mümin kullarıyla beraber oluyor. Evet, imtihan eder. 10 sene, 20 sene sınar. Ciddi misin? İstikrarlı mısın? Samimi misin? İhlaslı mısın? Bakacak buna Allah şüphesiz. 3 günde bedeni büyümediği gibi çocuğun müminliği de büyümeyecek. Belki 20 sene, belki 30 sene, belki 950 sene sabredeceksin, Allah'ı bırakmayacaksın, Allah da seni bırakmayacak.
O zaman birinci sloganımız, korkma, sakin ol, rahat ol. Çıktığın yol peygamberlerin yoludur. İki, 3 yaşına kadar çocuğun, onu bir okula vermen, Kur'an öğretmen, namaz öğretmen gerekmiyor. 3 yaşını bitirene kadar çocuk, yani 3. senesi dolana kadar kendini çocuğunun önünde örnek olarak tut. Annesin, babasın, kadınsın, kocasın, ailesin. Şöyle göreceksin, çocuk kaşık tutmayı da, yürümeyi de, su içmeyi de, ağzına lokma koymayı da, yavrum deyince bakacak, alaka gösterecek şeyi de senden öğrenecek anne olarak, biraz baba olarak. Allah, peygamber, ahiret ve Kur'an ciddiyeti görmüş Müslüman olarak bu dünyada yaşaması gerektiğini de o 3 senede adeta 24 saat seni izleyerek öğrenecek. Sakın çocuğunun önünde Allah'ın razı olmayacağı bir görüntüyü bir kereliğine de olsa sakın ha taviz vererek sebep olma. O bir kere yaptığın hata çocuğun zihnine yerleşir. Ondan sonra çocuk yıllar sonra onu taklit etmeye kalkar. Suçlusu sen olursun. 3 yaşına kadar öğretmene gerek yok. Kendin öğren. İyi anne, mümin anne, hanne anne olmaya bak. Mücahit baba ol. Delikanlı baba ol. Allah'ı hatırlayınca gözyaşı akıtan baba ol. Karı koca olarak birbirinize tıpkı Allah'ın salih kulları gibi, Ammar, Sümeyye, Yasir, Enes gibi, Allah'ın dostları gibi güzel bir aile örneği oluşturun. Bu uğurda birbirinize fedakarlıklar yapın, birbirinize hoşgörü gösterin. 3 yaşına kadar bu verdiğiniz eğitimin şahidi melekler olsun. Ondan sonra dert etmeyin. Allah sizinledir. Bu ne demek biliyor musunuz? Mayayı sağlam çalacaksınız demek. Güçlü maya Allah'ın izniyle yıllar sonra güçlü mümin delikanlı getirecek. Bundan tereddüt etme. 3. maddeye geldim. 3. 5 yaşına gelinceye kadar da çocuğu kötü örneklerden koruyacaksın. Kız çocuğu mudur? Onu tesettürlü olmayan en yakın akrabadan, gerekiyorsa anne annesinden bile koruyacaksın. Mecburen anne annesiyle, teyzesiyle, halasıyla, üstteki alttaki komşuyla, bir akraba ziyaretindeki kadınla, kuzeniyle kötü örnek olan bir çocukla karşılaştıysa bunu bünyesine sıçramış bir mikrop gibi kabul edip karantinaya alacaksın. Yoğun bakımı alacaksın. O etkinin beyinden silinmesi için gayret edeceksin. Bu 5 yaşına kadar sürecek. Çünkü çocuk 3 yaşına kadar %100 iyi örnek görecek. Zaten kötü örnek görmeyecek. Ama bu kötü örneğe karşı koruma da 5 yaşına kadar devam edecek. Böylece senin 4 yaşındayken bir akraba toplantısında teşhir edilmiş bedeniyle gösterdiğin bir akrabadan etkilendiği için 15 yaşında açılmak istediğini söyleyen bir çocukla karşılaşma tehlikesine hazırlıklı olacaksın. Erkek çocuktan mı söz ediyoruz? Sigara içenlerin yanında onu tutmayacaksın. Seni medyanın önünde pespare olmuş olarak o çocuk görmeyecek. Bir kere de olsa görmeyecek. Kur'an kursuna göndermekten, İmam Hatip Lisesi'ne göndermekten, Almanya'da bir camiye göndermekten çok daha önemli bir şey senin için, bir öneri senin için zikrediyorum kardeşim. Buna çok dikkat edeceksin. Çok. Ve 4. tavsiyem, çocuk asla boş vakit bulmayacak. Uyusun, oynasın, gezsin, yaramazlık yapsın ama boş vakti olmasın. Ta 25 yaşına kadar çocuğun
Uyuması zarar değil, oynaması zarar değil, hiçbir şey zarar değil. Yeter ki boş vakti olmasın. Boş vakit demek, boşlukta şeytanın tekmesine hazır yaşamak demektir. Eğer sen çocuğu vakti dolu bir çocuk haline getirirsen ama cep telefonuna, ama bilgisayara satarak değil, makul, sağlıklı, zararsız şeylerle çocuğu boş vakitten korursan, Allah'ın izniyle sizin ailedeki dengeniz ve çekim alanınızdan uzaklaşmayacak demektir. Çocuğu arkadaşı kim kontrol etmeden onunla baş başa bırakarsan, hangi sokakta şu anda ne yapıyor diye onu takip etmiyorsan, bu boşlukta bırakmandır. Boşlukta, yani ailenin çekim alanı dışında bir yerde olan çocuk, tıpkı kulağına ezan okunduğunda İslam adına hazırlandığı gibi, boşlukta da şeytanın şarkısı, türküsüyle çocuğumuzun geleceği heba edilmek için yatırım yapılıyor demektir. Bu da sana dördüncü nasihatimdi. Beşinci nasihatimle, anneler ve babalar, Allah, peygamber, Kur'an, şeriat, cennet, cehennem derdi bulunan, bunu çocuklarına taşımak isteyen, ahirette çocuklarıyla beraber cennetlerde, koltuklarda karşılıklı oturarak mutlu olmak isteyen bütün anneler ve babalar, iyi örnek olacaksınız, iyi örnekler göstereceksiniz. Televizyonda mı, bilgisayarda mı, cep telefonunda mı, düğünde mi, cenazede mi, hiç önemli değil. Sokakta mı, markette mi, oyunda mı, okulda mı, önemli değil. İyi örnek ol, iyi örnek göster. Sakın bana, sakın bana kimi göstereceksin ki herkes kötü deme. Çünkü ben de döner o zaman derim ki sana, öyle bir dünyada senin ne işin var? Bu dünya Adem Aleyhisselam'dan beri tam baştan sona full iyi insanlarla hiç dolmadı. Kur'an-ı Kerim iyi insanlar hep azdır, azınlıktır buyuruyor. O azınlığın çekim alanında bulunacaksın. Eğer sen çocuğun için iyi örnek ol, iyi örnek göster çocuğa dediğim zaman yok diyorsan, sen niye oralarda bulunuyorsun denir. Almanya'da yok deme sakın. O Almanya'da olmadığı kadar İstanbul'da da yok zaten. Belki Allah muhafaza buyursun, artık Medine'de de biz bol bol salih insan örneği bulamayabiliriz. Zamanımız böyle, ama hiçbir şeyin kökü kurumadı. Ne şeytanın, batılın kökü kurudu, ne de Allah'ın salih kullarının kökü kurudu. Yetecek kadar kulluk örneği gösterecek kadar Mehdi Aleyhisselam geldiği güne kadar var. Ondan sonra Mehdi Aleyhisselam var, ondan sonra İsa Aleyhisselam var. Allah sana az da olsa kim örneğini gösterdi? Eğer canlı örnek senin mahallende, yaşadığın şehirde, Viyana'da gösteremiyorsan, Londra'da gösteremiyorsan, Allah'ın dostlarının hayatlarından göster, kitaplardan göster, evde tiyatro yaparak ashab-ı kiramı canlandır, İmam-ı Azam'ı canlandır. Yani yok ifadesi Müslümanca değil. Bunu beşinci olarak söylüyorum. Altıncı tavsiyem kardeşlerim, bütün mümin annelere, babalara, yaşınız kaç olursa olsun, genç evlendiniz, şu anda yaşlısınız, bir çocuğunuz var, beş çocuğunuz var, İmam Hatip mezunusun, hiç İmam Hatip okumadın, önemli değil. Tıpkı cep telefonu gibi her gün şarj olmak zorundasın sen. İmam Hatip'ten, medreseden veya evlendiğin zaman okuduğun, dinlediğin vaazlardan, kitaplardan yola çıktın sen. Ama enerji dediğin şey tükenir. Müslümanın anne baba olduğu zaman sabrı, imanı, umudu eskiyebilir. Belki bitmez ama eskir. Dolayısıyla değil, çocuğunu Allah'a doğru koşturacak kadar, sana yürüyecek kadar bile yetmeyecek bir enerji azalması görebilirsin. Sürekli enerjini tazeleyeceksin. Kur'an okuyarak, bilgi edinerek, salih kimselerle oturarak, vaazlar dinleyerek, kitaplar okuyarak, hele hele, hele hele ashab-ı kiramın hayatını muhakkak okuyarak, bu ümmetin çileli insanlarından dersler çıkararak, Allah'ı anlatan, Resulullah'ı anlatan,
aleyhissalatu vesselam alimleri dinleyerek öyle onunla kavga, bununla tartışan tipler değil, açtığı zaman ağzını 100 cümlesinden 90'ı Allah diyen, peygamber diyen, ümmet diyen, biriz, beraberiz, cennete gidiyoruz diyen, umut aşılayan insanlardan dinleyeceksin, tazeleneceksin. İyi bil ki zamanında İmam-ı Azam'ın talebesi birisi olsaydın, evlenip de Bağdat'tan mesela Semerkant'a gitseydin, 10 sene sonra yine enerjin bitecekti. Ashab-ı kiram bile, Allah onlardan razı olsun, bir gün, iki gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ailelerine veya işlerine, tarlalarına gittikten sonra geri gelip ne dediler? Yahu ya Resulallah, bizim enerjimiz azalıyor, biz kendimizi helak olduk zannediyoruz dediler. Enerji biter, ebedi enerji olmaz kardeşlerim. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Ve yedinci tavsiyem kardeşlerim, kime yedinci tavsiyem? Mümin çocuk yetiştirmek isteyen Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da, Afrika'da, Mısır'da, İstanbul'da, dünyada gün olur Allah takdir ederse Merih'te, Ay'da, Güneş'te, her nerede biz la ilahe illallah diyen mümin olarak bulunuyorsak, orada muhakkak çocuklarımızı, neslimizi Allah diyen, Allah için kalkan, Allah için oturup kalkan, yiyen, içen insanlar olarak yetiştirmek istiyorum, arzu ediyorum, samimiyim, bunu şov olarak yapmıyorum diyen bütün genç mümin anne ve babalara söylüyorum. Yedinci temel prensibiniz, Ramazda Rabbine secde ettiğin gibi, rükû okuduğun gibi, rükû yaptığın gibi, oturup Allah için Kur'an okuduğun gibi, günde 5 defa, yeri gelir 15 defa, sabah namazından önce, sabah namazından sonra, cuma namazından önce, cuma namazından sonra, hacca gittin, umreye gittin, cihada gittin, pazara gittin, her yerde ya Rabbi, ya Rabbi, çocuklarımı mümin yap, salih kimselerden yap, enerjimi azaltma ya Rabbi, küfürün şerrinden beni, çocuklarımı, neslimi koru ya Rabbi diye dua edeceksin. Bunu 3000 defa, 5000 defa söyledin, çok değil. 1 milyon kere söyledin, çok değil. Kabe'de gittin söyledin, az değil. Medine'de gittin söyledin, az değil. Sadaka verdin, sadakanın kabul olmasını umduğun, Ramazan günü iftar ettiğin, ana rastlattığın, bir hayırlı iş yaptığın vesaire vesaire. Her zaman ya Rabbi, ya Rabbi, imanıma selamet ver, imanla ruhumu al, çocuklarımı müminler olarak yaşat. Bu duayı güzel kardeşim, genç anneler, genç babalar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi, peygamberlerin 5 büyüğünden bir tanesi olan İbrahim aleyhisselam da böyle dua etti. Kur'an'da, Ramaz'da her sefer okuduğumuz duamızda bu var. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab. Dualar ediyoruz. Yani dua bizim silahımız ve sığınağımızdır Allah'ın izniyle. Ve 8. nasihatim kardeşlerim, temel prensip olarak söylüyorum. Ayrıntılar ayrı. Ayrıntılar kolay zaten. Bu ayrıntıları pedagog kardeşlerimizden de, hoca efendi kardeşlerimizden de öğreneceğiz. Ben yol yürümenin, çocuk yolunda yürümenin, Nuh aleyhisselamın mücadelesini anlamanın, bu ümmet İmam-ı Azam'ı nasıl yetiştirdi, hangi mantıkla yetiştirdi, bunu izah etmenin peşindeyim. 8.'si kardeşlerim, samimiysen gerçekten, hanım kardeşim sana söylüyorum, erkek kardeşim ve sana söylüyorum, çocuklarınızın mümin, muvahhid, mücahid, Kur'an ehli, salih kimse olmasında samimiyseniz, eşinizle tartışmayacaksınız. Çünkü şeytan sizi 10 dakika gereksiz bir konuda kavga gürültü ederken, küsmüşken görürse, iyi bilin ki bu küskünlükten sizden sıyrılmış, şeytana doğru yönü dönmüş bir çocuk çıkaracaktır. Velev ki çocuk 5 yaşında olsun. Velev ki 3 yaşında olsun. Yeter ki siz 10 dakika kavga edin. Çünkü çocuk annenin, babanın Allah'a imanın etrafında kenetlendiği, tek vücut gibi olduğu ortamda mümin olarak yetişecektir. Bunun için 8. kuralımız, derdin çocuksa
en çekilmez adamın kahrını çeken mümin kadın olacaksın. Öyle bir çocuğun yetişmesi uğruna aynı şekilde asla ve kata kahrı çekilmez bir kadın da olsa bunu doğurdu, bu onun elinde mümin olacak diye himmet edeceksin. Kardeş ve Allah için sevdiğim bir insan en azından diyeceksin. Hani eş değil, hani eşliği hak etmiyor, ne olursa olsun. Ve dokuzuncu temel yol prensibimiz kardeşlerim, komşu ve akrabalarda, hısımlarda çocuğun geleceğine kötü iz bırakacak herkesten uzak kalacaksın. Bulaşıcı bir hastalıktır küfür. İsyan bulaşıcı bir hastalıktır. Günahlar bulaşıcı bir mikroptur, virüstür. Büyüğe bulaşır, çocuğa bulaşır. Çocuğunu bulaşıcı hastalıktan koruduğun gibi Allah'a isyanı olan, ahlak zafiyeti olandan da koruyacaksın. Hiç bunun alternatifi yok, çaresi yok. Belki bu senin zamanla koca sülalenin içerisinde tek kalmana, garip kalmana, yalnız kalmana sebep olacak. Olsun, olsun. Allah benimle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyeti benimle diyorsun ya sen. Biz cennette aile olarak olma pahasına bu dünyada gurbette kalırız diyorsun ya. Avustralya'da yaşayan mümin bir kardeşim. Anası yok, babası yok, teyzesi, dayısı yok. 30 senedir yapayalnız sülalesini yalnız bırakmış yaşıyor. Niye buralardasın diyorum. Maişet, mecburum diyor. Maişet uğruna sülaleden 20 saat uçakla gidildiğinde zor ulaşılacak bir yere gidip yaşıyorsun da Allah için çocuğum mümin olsun diye, muvahhid olsun diye ben gayret edersem yalnız kalmaya niye razı olmayayım kardeşlerim? Her şeyin bir bedeli var. Ve 10. prensibimiz kardeşlerim, çocuğu okula vermemeyi asla teklif edemem. Ne Almanya'da, ne İstanbul'da, ne Londra'da, ne Avustralya'da okula vermemek, çocuğu antisosyal yetiştirmek gibi olumsuz bir sonuca sevk edebilir bizi. Çocukları okula verelim ama okula salmayalım. Okula gitsin ama okulu eve getirmesin. Okuldan zaruri alacağı kadarını almaya alıştıralım çocuğu. Kontrol edelim, dezenfekte edelim. Okuldaki ahlaksızlık, akide sorununu bize getirmesin çocuğumuz. Burada kardeşlerim, çocuklarımızın mümin yetişecek diye dünya hayatının lezzetlerinden, teknolojisinden, sosyalliğinden mahrum olmaları gerekmiyor. Çocuklarımızın oyun haklarını gasp edemeyiz. Çocuklarımızın arkadaş haklarını gasp edemeyiz. Bu bize zarar olarak döner. Ama çocuğumuz şekeri seviyor diye her gün bir kilo şeker yemesine izin veriyor muyuz? Hayır. Belli kapasitede zararlı, faydalı, hijyenik değil. Dikkat ederek veriyoruz. Arkadaşı da böyle vereceğiz. Okula da böyle göndereceğiz. Oyuncak da böyle alacağız. Oyuncak mahrumu bir çocuğu hırsız yetiştirebiliriz. Harçlık verilmeyen, paradan %100 uzak tutulan bir çocuk, umut ettiğimiz, beklediğimiz çocuk olmayabilir. 11. tavsiyem kardeşlerim, ana yol krokisini çiziyoruz. Yoksa bunların açılımında söylenecek çok sözümüz var. Kardeşlerim, sıla-i rahim, yani birinci dereceden akrabalarımız, anamız, babamız, halamız, dayımız, teyzemiz, halamız. Bunlar bizim birinci dereceden akrabalarımızdır. Bu akrabalarımıza sıla-i rahim Allah'ın farzlarındandır ve hayatımızın bereketlerindendir. Eğer dinimize zarar veren bir ortam söz konusu değilse, çocuklarımız bu sıla-i rahim ağı içerisinde olduklarını hiç unutmayacakları bir mantıkla yaşamalıdırlar. Ve 12. ve bu bölümde söyleyeceğim son yol tavsiyem kardeşlerim. Umudu tükenmiş, çaresizliği sakız edinmiş tiplerden ana baba olarak uzak duracaksınız. Bir araya geldiklerinde
artık İsa Aleyhisselam gelmeden bu dünya düzelmez diyenle bir daha görüşmeyeceksiniz. Dünya cehennem olsa, Nemrutlar dünyayı tutuştursalar, bizi de uzayla kadar çıkarıp oradan o ateşin içine atsalar, ben Allah'la olduğum sürece yanmam. Düşüncemiz bu olacak bizim. Hastalığa rağmen, fakirliğe rağmen, sıkıntıya rağmen, yalnızlığa, garipliğe rağmen, zorluklara rağmen, gerekiyorsa hapse girmeye rağmen bunu düşüneceğim. Ben tek kalmaya razıyım, müminlikten taviz vermeye razı değilim diyeceğiz. Hocaymış, yazarmış, akrabaymış, dostmuş, hiç önemli değil. Umudu tükenmiş insan, ölü insandır. Ölüyle bir arada durulmaz. Onu kefenleyip gömeceğiz. Çocuk yetiştirmek, sürekli enerji isteyen, ya Rab deyip, elini göğe kadar kaldırıp, arş-ı alaya elin değecekmiş gibi dua etmek ve umut taşımak gerektiriyor. Hiçbir zaman bu dünyada çocuk yetiştirmek kolay olmadı. Kavanozda bir çocuk kimseye verilmedi. Bir İsa Aleyhisselam öyle yaratıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farklı yaratıldı. Enbiya farklı yaratıldıysa yaratıldı. Bunun dışında biz ümmet olarak gerçekçiyiz kardeşlerim. Gerçekte neyi gerektiriyor? Bu zor bir mücadele. Çünkü bu çocuk sayesinde Allah'ı bulacaksın, cenneti bulacaksın. Altından ırmaklar akan cennete doğru yürüyeceksin biiznillahü teala. Umut var ol. Allah'a iman ediyorsan Allah büyüktür, en büyüktür. Okulunu yalnız bırakmaz. Bir an bile bu umuttan yalnız kalmayacaksın. Umutsuzla gerekiyorsa selamlaşmayacaksın bile. Eşin dahi sana umutsuzluk telkin ediyorsa ondan da mesafeli duracaksın. Bu konuyu onunla tartışmayacaksın. Biz Allah için yapıyoruz. 20 sene sonra, 30 sene sonra çocuğum uyuşturucuya bulaşsa da, çocuğum katil olsa bile maazallah, çocuğum 1000 tane yanlış iş yapsa bile, değil mi Allah bu işin sonuna bakıyor? Değil mi peygamber öldürmek isteyenler bile Allah'a dönünce Allah onları kabul etti? Allah'ın açtığı kapıyı kim kapatabilir kardeşlerim? Allah'ın açtığı kapıyı kapattığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman çocuklarımız konusunda yerle gök arasını dolduracak kadar umudumuz olacak. Allah'a güveneceğiz. Resulullah'ın vaatlerine güveneceğiz. Hele hele kız çocuğu büyütenler, siz çok umut var olacaksınız. Allah yardımcınız olsun. Mümin, muvahhid, salih çocukların babası, annesi olarak Allah'a kavuşmanız hak olsun, yakın olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.